Şimdi böyle bir hava var. Bu ikinci konuşmada dillendirilir mi? Ben Özgür Özel'in böyle bir şeye yatacağını tahmin etmiyorum. Ama CHP'nin içinden yani ya bu arada işte biz de biraz şey olalım. Bak belediyeleri de aldık. Belediyelerin iyi çalışması için kaynağa da ihtiyaç var. Hani sadece yerel yetkili olmaz. Merkezi otoriteyi de alalım havasına girenler olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü anladığım kadarıyla var. Yani bunu tahrik edenler var. Ya biz de girelim boş ver ne olacak diye. Olacağını zannetmiyorum ama Erdoğan bakanlık vermeye bile razı. Şimdi geliyorum. Özgür Özel'in yapması gereken. Bir, bu mitingler gayet iyi oluyor. Yani hedef oluyor. Öğretmenler, emekliler, yarın işte atanamayanlar ya da mülakat şeyleri, mağdurları olabilir mi? Olabilir. Efendim asgari ücretliler diye miting yapıp çok daha büyük kitle olur falan. Ama şu anayasa konusunda bir tane meclis başkanı var biliyorsunuz. Allah'a şenlik. Hani Erdoğan'a Harun gibi geldi, Karun oldular. Böyle bir hırsızlık görülmedi falan deyip şimdi Erdoğan'ın en önemli makamında oturan, onun talimatıyla meclis başkanı o da anayasa turları yapıyor. Anayasa. Aylardır, yıllardır soruyorum bunlar bu anayasa diyorlar ya. Hani ne var içinde söylemiyorlar. Şimdi diyorum ki Özgür Özel'de yani bir görelim falanı bırak. Özgür Özel'in yapacağı tek şey var. Kardeşim ben anayasa konusundaki bütün görüşmelere kapalıyım. Bir tek konuyu konuşurum. O da derhal parlamenter sisteme dönüş. Yani anayasanın 101. maddesinin değişmesi öncelikle ya da 2017 referandumundaki kararlar iptal. İşte eskiye dönüyoruz. Ha eskiye döndüğü zaman ne olur? Mevcut Cumhurbaşkanı kalır yerinde. O mevcut Cumhurbaşkanı bir başbakan atar. Tercihan AKP'den olacak daha doğrusu yani teknik olarak en kalabalık onlar. Ha o zaman bir milli mutabakat hükümeti belki ama o da sınırlı olur. Bir yıl içinde seçime gidilecek denir. Efendim sadece ekonomide alınması gereken şeyler hiçbir seçim yatırımı gibi olmayacak bir takım işler yapılır denir. Ya da dönem sonuna kadar denir. Hadi kolları sıvayalım, Türkiye'yi kurtaralım. Ondan sonra bakarız denir. Onu bilemem. Ama Özgür Özel'in yapacağı bundan sonra tek şey o. Şu görüntüyü vermemeli.